tanıyoruz ama biraz yakından da öğrenebiliriz size. 1977'de Ankara'da doğdum. Ve ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdim. Sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü kazandım 1995 yılında. Okul sırasında çalışmaya başladım Ankara'da yerel televizyonda. Sonrasında ATV Ankara bürosunda muhabirliğe başladım. İlk kez bir ulusal kanalda çalışmaya başladım 1998 yılında. Sonrasında Star Televizyonu, CNN, Türk Kanal D Ankara bürolarında 10 yıla yakın Ankara'da televizyon muhabirliği yaptım. Ve 2006 yılında İstanbul'a göçtüm. Çünkü Fox televizyonlar teklif gelmişti. Sabah haberlerini sunmaya başladım Fox'ta, Çalar Saat adı altında. Bir 4 yıl Fox'ta sabah haberi sundum. 2010 yılından 2017'nin Şubat ayına kadar, geçen sene bu zamanlara kadar da Kanal D'de Günaydın programını sunuyordum. Son bir yıldır da ilk romanımın imza günlerinde, tek kişilik gösterimde hayat mücadelesine devam ediyorum. Peki siz Ankara'nın kalbini çok iyi biliyorsunuz. Burada yoğruldunuz diyebiliriz. O zamandan bu zamana neler değişti hayatınızda? Ben dediğim gibi 2006 yılında ayrılmıştım Ankara'dan. 2018'deyiz, 12 yıl oldu. Yine de anne baba burada olduğu için Ankara'ya gelip gidiyorum sık sık, ayda bir en az. Her geldiğinde Ankara'da daha da büyümüş oluyor ve değişmiş oluyor. Ama değişmeyen şeyler de var Ankara'da. Benim sevdiğim yaşamın ritmi, insanların birbirine davranışı. Ankara'yı ben çok seviyorum. Ankara'yı yaşanılacak şehirler listesinde, dünyada yaşanılacak şehirler listesinde en üst sıralara koyuyorum her şeye rağmen. Son 25 yıldır şehrin ehil ellerde yönetilmemiş olmasına rağmen ona verilebilen zarar, Atatürk'ümüzün Bozkır'ın ortasında açtırdığı çiçek, kurduğu eşsiz başkent, ben kahve alabilirim bir taraftan, teşekkür ederim. Eşsiz başkent Ankara her şeye rağmen, tüm yıpranmışlığına ve kötü yönetilmişliğine rağmen yine de dediğim gibi en yaşaması şehirler listesinde en üst sıralarda benim için. Peki bir kitap yazdınız ve o kitapta tüm işlendiğinizi, bütün yaşadıklarınızı kaleme aldınız. Nasıl tepkiler geldi? Yeni bir kitap hazırlığı var mı? Kitapta öyle sanılıyor. Yani benim başıma gelenleri anlattım zannediliyor ama o bir roman. Yani bu güzel ülkenin, ülkemizin 7 farklı karakteri, birbirine benzemeyen 7 farklı karakteri sevgiyle, dayanışmayla hayatta ve ayakta kalmaya çalışıyorlar bir uyuyalım kitabında. Yoksa ben kendi başıma gelenleri yazmadım. İkinci kitap da yine bir roman. Kurgu yani bunlar ama bir distopik roman yazdım bu kez. Ve bu distopik roman 2141 yılında geçiyor bilinmeyen bir ülkede. 2141 yılında, hadi ikinci romanla ilgili daha fazla ipucu vermeyeyim, çok heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Tamamen kafamda kurguladığım bir öykü ve umut dolu bir öykü aslında bakarsanız. Bir direniş öyküsü, bir dönüşüm, değişim öyküsü. Ben de çok heyecanlıyım. İkinci kitap herhalde Mart ayında kitap evlerinde, raflarda yerini almış olacak. Yazmayı gerçekten seviyorum. Başka hiçbir konuda almadığım hazzı yazarken, kurgularken, romanları kurgularken alıyorum. Şimdi tek kişilik gösteriminizde tekrar sizin özlemlerin karşısına çıkıyorsunuz anne ben artist olduğumla. Bu süreç nasıl başladı? Nasıl geçti? Zorunluluktan başladı. Biliyorsunuz ben geçen sene Şubat ayında Türkiye'nin referanduma doğru koşar adım gittiği bir dönemde ve herkes kafasını kuma gömerken bu yolun dönüşü yok diyerek rengimi ve görüşümü belli ettim kendi sosyal medya hesabımda. Sonra 20 yıl boyunca yaptığım televizyon haberciliğine veda etmek durumunda kaldım. Tazminatsız bir şekilde kovulduk ve hayat devam ediyor bir taraftan. 40 yaşındayım henüz. Açtığımız davalar da devam ediyor kıdemli ihbar tazminatımız için. Ne yapmam gerekiyor diye düşünürken, hani en azından hayatı sürdürebilmek için Türkiye'de medyanın %99'u ben yalan makinesine dönüştüğünü düşünüyorum ve oralarda çalışmam da. Geri kalan %1'lik bir dilim var. Onlar da çok zor şartlarda yayıncılık yapıyorlar. Ve şu an için televizyona dönmem mümkün olmadı. Ben TED Ankara Koleji'nde okurken tiyatroyla tanıştım. Bir İngilizce müzikal, bir de Candan Can Koparmak diye çok anlamlı bir tarihi oyun sergiledik daha lise yıllarında. Sonra üniversite çağında ben konservatuvar sınavına girdim. İki aşamalıydı. İlkini kazandım, ikincisini kazanamadım. Tüm bu deneyim acaba
dedirtti bana. Yani hayatta ve ayakta kalabilmek için, seyircilerle buluşmaya devam edebilmek için televizyon olmazsa ne yapabiliriz diye düşündük. Televizyon yasaksa sahneler bizimdir dedik, yola çıktık ve 8 aydır 50'den fazla tek kişilik gösteride, 3 saate yakın her gösteride seyirciyle dertleştik, konuştuk, ben başıma gelenleri anlattım, onlar kendi hikayelerini paylaştılar. Epey de eğlendik, hem de epey bir düşündük daha iyi nasıl yaşanır bu ülkede diye. Benim çok içime sindi. Hem de dediğim gibi bir taraftan çok da zor bu ülkede tiyatro yapmak ama bir taraftan da hayata devam edebildik. Daha ne kadar sürer bilmiyorum sahne projesi, çünkü hakikaten zor bu ülkede. Çok saygı duyuyorum tiyatro oyuncularına, tiyatro dünyasına. Çok zor şartlarda oyunlar yasaklanıyor bir taraftan. Salon bulmak problem, salonlara seyirci bulabilmek problem. Tüm bu şartlarda bu dünyanın en güzel mesleğini yapmaya devam ediyorlar. Ama ben daha ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum ama benim söyleyecek sözüm var bu ülkeye ve dünyaya dair. Ve onu bir şekilde söylemeye devam edeceğim. Kitap yazdım, bir tane daha yazacağım belki. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren her pazartesi Bir Gün gazetesinde köşe yazmaya başlıyorum. Bir şekilde beni takip edenlerle buluşmaya devam ediyorum. Çünkü hayat böyle bir şey. Siz planlar yaparken başınıza gelenlerin toplamıymış. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye soracak olursanız bilmiyorum. Ama Türkiye'de pek çok insanın da bu soruya aynı cevap vereceğini düşünüyorum. Bu belirsizlik çok fena. Ve maalesef ülkemizin yetişmiş beyin gücünün yurt dışına göçmesinin altında da bu yatıyor. Bir yere gitmeye niyetim yok. Vatan bizim vatanımız. Buradayım. Ve sonuna kadar da burada söyleyeceğim sözü de söylemeyi planlıyorum açıkçası. Başka bir plan yapamıyorum şimdilik. Peki, haberciliğin genç kuşak temsilcilerindensiniz. Geçmişe dönüp baktığınızda kariyerinizle alakalı keşke yapmasaydım ya da keşke şunu da yapsaydım dediğiniz neler var? Neler var? Haberciliğin genç kuşağından mıyım bilmiyorum. 20 yıldır televizyon haberciliği yaptığımı söyledim az evvel ama ben üzülüyorum. Geride bırakmak zorunda kaldığım televizyon haberciliği, Türkiye'de televizyon haberciliği tarihine dönüp baktığım zaman en kötü dönemi şu anda yaşadığını görüyorum. Çünkü haber bültenlerinden korkuyor patronlar, haber bültenlerinin içeriği haber değil ve çalışan meslektaşlar da hiç kusura bakmasınlar. Gerçek anlamda, evrensel anlamda habercilik yaptıklarını zaten onlar da söylemiyorlar da yapılamıyor, mümkün değil. Ama bu böyle gitmez, sürmez elbette. Çünkü haber almak çok ciddi bir ihtiyaçtır, insan ihtiyacıdır. Ve bir şekilde internet medyasında, yeni mecralarda insanlar bu ihtiyaçlarını gideriyorlar bir şekilde. Ama neden ana akım dediğimiz medya ya da halkımızın %90'ı sadece televizyondan bilgi alıyor. Televizyonlar halka gerçek haber anlatmasın ki o gün gelecek diye düşünüyorum. Benim kendi adıma pişmanlığım yok kariyer adına. Dünyanın en iyi kariyerini yapsanız da içinde yaşadığınız ülkenin insanları mutsuzsa mutlu olmanız mümkün değil. O yüzden kariyer çok umursadığım bir şey değil. İnsan bir şekilde doyuyor işte, ekmeğini yiyor. Ama daha iyi bir ülkede yaşamak, işte onun için mücadele etmek gerekiyor. Televizyonlar da ülkemizle birlikte daha rahat olacak, daha özgür olacak. Bunu biz sağlayacağız hep beraber. İrfan Değirmenci kendisini nasıl özetler? Mücadeleye devam diyorum. Yılgınlık yok, mücadeleye devam. Slogan. İşte özet bu. Peki, gazetecilik mesleğini yapmak isteyen genç arkadaşlara nasıl dediğim gibi kendilerini ve kariyerlerini dünyadaki her şeyden önemli sanmasınlar, değil çünkü. Başlarını yastığa rahat koyabilsinler, yükselebilmek için meslektaşlarının ayağına çelme takmasınlar, iyi insan olmaya gayret etsinler, ötesi boş. Sosyal medya sektörü üzerinde özellikle habercilikle alakalı gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz işin içinde birisiniz. Şimdi Facebook üzerinden, YouTube'dan yapılan yayınlar var. Nispeten özgür yayınlar. O yayınlarla ilgili yeni bir RTÜK denetimi getirmeye hazırlanılıyor memlekette. Yani öncesinde sansür değil, bu denetim diyorlar, iyi peki ama sizin denetiminizden geçmeyenlere yayın yapmaya izni vermeyeceksiniz. O nasıl olacak? Mümkün değil, gitmez bu şekilde. 90'lı yıllarda radyoma sahip çıkıyorum, radyomu özgür bırak diye kampanyalar düzenlenip kurdelalar takılmıştı arabalara. Belki siz hatırlamazsınız, özel radyoların ilk dönemiydi ve ortada tam bir kaos vardı. Yasal değildi özel radyoların yaptığı yayıncılık ama yasal bir mevzuat oluşturulana kadar da dinleyiciler sahip çıktı radyolarına ve devam ediyor özel radyolar yayınlarına. Ben de bu içinde yaşadığım süreci onun biraz daha kötüsü olarak değerlendiriyorum ama
Elbette her karanlığın bir aydınlığı, her tünelinde bir çıkışı var. Çıkacağız hep beraber. Son olarak bir süper kahraman olmak istese İrfan Bey, bence hangisi olurdu ya da nasıl bir süper kahraman olurdu? Mümkün olsaydı, keşke de olabilseydim. Benim süper kahramanım Mustafa Kemal Atatürk. Ve onun bu ülke için çok çok büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı evet o Hollywood yapımı filmlerdeki süper kahramanlar gibi. Şimdi öyle anlatmak gerekiyor yeni nesle, çocuklara. Çünkü o filmlerde olur zannediyorlar sadece süper kahramanlar. Ama süper kahramanlar hayatın içinde de vardır. Vardı ve ne şanslıyız ki, ne mutlu bize. O süper kahramanlardan biri geride bıraktığımız yüzyılın başında bize denk geldi. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Sağ olun.